Ben biraz Darwinistleri hayatında eğer tesadüfler olsaydı gerçekten neler olurdu onlara bir örnek vermek için serbest radikallerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu isim pek tanıdık gelmeyebilir. Halbuki aslında Darwinizmi çökerten önemli delillerden bir tanesidir serbest radikallerin olması. Şimdi bunu şöyle açıklamak istiyorum. Biz genelde kararlı atomların oluşturduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kararlı atom nedir? 7 yörüngesi vardır atomun etrafında. Elektronlar döner bu 7 yörüngenin etrafında. 7. yörüngede 8 tane eğer çok fazla elektrona sahip bir atomsa 7. yörüngede mutlaka 8 atom olması, işte 1. yörüngede mutlaka 2 atom olması, 2 elektron olması bu şekilde olması gerekir. Yani bir atomun kararlı olabilmesi için. Dolayısıyla atomlar eğer yörüngelerinde belirli sayıda elektronları yoksa diğer atomlarla ilişkiye girerler, bağlantı kurarlar ve elektron alışverişi yaparak bir araya gelir ve elementleri oluştururlar, molekülleri oluştururlar. Bunu daha önceden biliyoruz, daha önce çok konuşmuştuk. Şimdi 7 yörüngenin en dışında eğer 8 elektronu yoksa bir atom, az elektronu varsa o zaman kararsız hale gelir. Kararsız hale geldiğinde mutlaka etrafa gidip bazı atomlardan elektron alışverişi yapma ihtiyacı duyar. Biz böyle atomlara kararsız atomlar diyoruz. Yani belirli bir şekilde yörüngelerinde belirli elektronlara sahip olmadığı için diğer atomlardan alışveriş yapan atomlar bunlar. Şimdi serbest radikaller böyle atomlardır, kararsızdırlar. Dolayısıyla gittikleri her yerde bir atom elektron alışverişi yapma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla genel olarak hep belli bölgelerde belli şeylere saldırma halindedirler. Mesela çeşitli yan etkiler sonucunda çıkarlar. Mesela X ışınları, virüsler, kullanılan bazı ilaçlar, yaralanma, sigara, hava kirliliği gibi şeyler genelde bu kararsız atomları oluşturur. Şimdi böyle bir ortamda ortaya çıkan kararsız atomlar ne yaparlar? Mesela giderler hücre içine geldiklerinde DNA'ya saldırırlar. DNA'nın içindeki herhangi bir atomdan elektron alışverişi yapmaya çalışırlar. Giderler onun şeker karbondan oluşan iskeletini bozmaya çalışırlar. Oradaki bir atomdan alışveriş yapmaya başlarlar. Bazen DNA zincirini kırarlar. Bazen çiftli sarmalı kırarlar. Bazen giderler bir proteinin yapısını değiştirirler. Yani sürekli elektron ihtiyaçları olduğu için sürekli etraftaki bazı yapılardan elektron almaya çalışırlar. Sürekli bir saldırı halindedirler. İşte bu yüzden isimleri de serbest radikallerdir. Şimdi bunun zararı nedir? Tabii ki bir hücre içine girdiklerinde mesela herhangi bir sebeple biliyorsunuz hep konuşuyoruz. Sigara sağlığa zararlı ve kanser yapıcı bir madde. Neden? Çünkü bu serbest radikalleri oluşturuyor. Başka etkiler de var. Onlardan bahsedeceğim. Hücre içine giriyor ve serbest radikal genelde hücrenin içindeki iki temel yapılardan biraz daha güçlüdür. Çünkü hücrenin temel yapıları, örneğin DNA, protein gibi yapılar genel olarak hassas yapılardır. Yani hassas bağlarla, kimyasal bağlarla bağlanmışlardır. Kolay kopmaya müsait yapılardır. Bunun sebebi de DNA'nın kolay kopyalanabilmesi gibi çeşitli sebeplerdir. Çok özel, çok olağanüstü bir yaratılıştır. Allah'ın yarattığı çok olağanüstü, muhteşem bir yaratılıştır. Fakat bunlar bu kadar hassas yapıda olduğu için serbest radikaller bunlara rahat saldırabilir. Rahat saldırdığı için de bir DNA'yı çok rahat bozabilirler. Dolayısıyla bir hücreyi bozdukları zaman da kanserojen etki yaparlar. Şimdi bunun Darwinistler açısından ne kadar bölücü ve yıkıcı bir konu olduğunu birazdan anlatacağım inşallah. İnşallah.